Sultan Murat Han. Muhammed Hürremşah. Sonunda Hindistan'ın meşhur hükümdarıyla tanışmak nasip oldu. O şeref bana ait. Bana kullarım Şah-ı Cihan der. Benim Şah-ı Cihan'ımsa zat-ı şahanenizdir. Evvela hediyelerimi kabul etmenizi dilerim. Mücevherlerin hepsini bizzat kendim yaptım. Kemeri ise en mahir sanatkarlarımız nakşetti. Bir yılda tamamlandı. Valideniz Kösem Sultan için. Bu muazzam hediyeye validem epey sevinir. Pek kuvvetli olduğunuzu işittim. Bilhassa ok ve cirit atmada üstünüze yokmuş. Ben de gergedan derisinden bir kalkan getirdim size. Bu kalkan tam 8 kat olup hiçbir mızrak işlemez. Demek mızrak işlemez öyle mi? Ağalar. Cirit getirin. Deli. Yap bakalım dedikleri kadar var mıymış? Emredersiniz. Söyledim. Kimsenin kudreti yetmez. Tam size layık bir kalkan. Dediğiniz kadar varmış hakikaten. Yine de benim merakımı cezbetti. Bir de ben deneyim. Muazzam bir atış. Anlattıkları kadar güçlüymüşsünüz. Cirit işlemeyecek kalkan yoktur. Yeter ki kişi kendi kudretinden şüphe etmesin. Acemler kaçak dövüşmeye adet edinmiş. Her fırsatta şehirlerimize baskın yapıp kaçıyorlar. Artık sabrımız taştı. Şah Safi'ye bir ders vermenin vakti geldi de geçiyor. Allah'ın izniyle Bağdat'ı fethedelim. Şah Safi kaçacak, delik arayacak kendine. Ciğerini bilirim ben onu. Bağdat valisi Bektaş Han'a güveniyor.
Keşke gelse de askerlerin başında dursa. Nerede o yürek? Yoksa sen şu meşhur Emir Güney misin? Safevi Hanedanı'ndan. O seneler evvel. Artık o bana sadık, benim bir paşam. Çetin bir cenk olacağı aşikar. Biz bu istikametten saldıracağız. Siz Dicle Nehri'nin diğer tarafından buradan saldıracaksınız. Böylelikle Acem'i kıskaca alacağız. Kaçacak hiçbir yerleri olmayacak.